Merhaba, Doktor Savant ile Gölgede Kalanlardasınız. Seçkin Berber Koç ben. Bu hafta stüdyoda değil, konuğumuz Ankara'da. Telefonla görüntülü bir canlı bağlantı gerçekleştiriyoruz. Gölgede Kalanlar programında bu hafta benim için aslında çok özel bir konuk var. Çünkü benim de kendi akademik çalışma alanım olan İran ve İran'ın kendi bölgesindeki küresel siyasete dair önemli konu başlıklarında kendisinden çok şey öğrendiğim bir uzman bizimle birlikte Ankara'dan. Arif Keskin. Arif Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar Seskin Hocam. Nasılsınız, keyifler nasıl? Teşekkür ederim, çok sağ olun, iyiyiz. Kırmadınız, katıldınız programa, sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Biz Doktor Savant ile Gölgede Kalanlar'da küresel siyasete dair de konular ve gölgede kalan konu başlıklarını aydınlatacak uzmanlarla yayında oluyoruz. Bugün sizin özellikle çalışma alanınız İran'dan biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü yakın zamanda, çok değil, bundan yaklaşık bir ay önce Kasım Süleyman'ın öldürülmesiyle birlikte İran ve İran'ın bağlı bulunduğu coğrafyadaki siyaset ciddi anlamda hareketlendi. Tabii ki bunu hani alanı araştıran araştırmacılar ya da uzmanlar için farklı bir anlamı var. Ama İran'a dair özellikle Türkiye'deki biraz yüzeyel kalan algı nedeniyle de biraz eksik okuma var diye düşünüyorum. O yüzden de biraz bugün buradan yola çıkarak ilerleyelim istedim. Öncelikle Kasım Süleymani kimdi ve neden bu kadar infiale sebebiyet verdi ölümü? Evet, aslında Kasım Süleymani'nin hayatı bir yönüyle de İran devrimini de simgeliyor. Evet. İran devrimi 1979 İran İslam devrimini genellikle tırnak içinde ayak takımı devrimi, halkın devrimi olarak adlandırıyorlar. Çünkü 1979 İran İslam devrimi bütün seçkinleri, bütün zenginleri bir tarafa bırakarak halkın alana gelmesini sağladı. Ve 1979'dan sonra işçiler, emekçiler, ne bileyim çok farklı işlerde çalışan, alt işlerde çalışan insanlar devletin en önemli görevlerinde yer almaya başladılar. Bazıları hatta vali oldu. Bazıları bakan oldu baktığımızda. Kasım Süleyman da onlardan biri. Bir inşaat işçisi. Evet. Bir inşaat işçisi İran-Irak Savaşı'na katılarak devrimin yarattığı o ortamı, o ortamda yararlanarak sonuç itibariyle İran'da en önemli askeri bir figür haline geldi. Tabii ki bu sadece Kasım Süleymani ile sınırlı değil, İran'da birçok seçkinin geçmişine baktığımız zaman bu hikayeyi görebiliyoruz. Ve Kasım Süleymani'nin tabii ki İran toplumu üzerindeki etkisinin bunun dışında başka bir nedenle var. Özellikle Kasım Süleymani İran'da son yıllarda duyuldu. Yani belki Kasım Süleymani'nin ünlü olması, bilinmesi 10 yıl içerisinde. Yani diyelim Irak işgalinden sonra başladı Kasım Süleymani'nin İran toplumu tarafından duyurulması ve özellikle de Suriye krizinden sonra şöhreti ve ünü toplumun her tarafına yayıldı. Yani hatta Kasım Süleymani dışarıda ünlü olduğunda İran toplumunda pek fazla bilinmiyordu. Yani çok fazla tanınan bir isim de değildi. Hatta Kudüs komutanlığına 1997'de getirildi. Hı hı. 1997'den önce de zaten üst düzey olarak birinci görevlerde hiç olmamıştı. Yani Kasım Süleyman'ın ünlenmesi Irak işgalinden sonraki sürece denk geliyor. Neden peki? Ve bu Buyurun. Neden Irak işgalinden sonraki sürece denk geliyor? Yani dış siyasette, dış politikada Kasım Süleymani'nin adı yıllardır bilinir. Ama neden İranlılar Kasım Süleymani'yi bilmiyordu? Şöyle bir durum var. Yani aslında Kasım Süleymani'nin ortaya çıkışı İran siyasi yapısındaki bir dönüşümü gösteriyor aslında.
şuydu, diyelim ki özellikle de 1997'ye kadar İran'da biz bir çifte yönetimi pek fazla görmüyoruz. Yani evet, 1979'a gelince genelde İran'da liderle cumhurbaşkanlığı arasında sorun olsa da ama İran devlet aygıtı bir bütün olarak çalışıyordu. Bazı diyelim istisnai süreçler ve dönemler hariç. Ama 1997'de Muhammed Hatemi'nin reformcu olarak iktidara gelmesi İran'ı yaptığı devlet aygıtı olarak yeniden bir dönüşüm sağlamaya zorladı. Yani devlet bir tarafta Cumhurbaşkanı'nın başını çektiği bir yapı, diğer taraftan da diyelim liderin kontrolünde olduğu bir güç ve Kasım Süleymani zaten bu İran iktidar dönüşümü 97'de başlayan dönüşümün bir ürünü olarak ortaya çıktı. Ve bu 2003'ten sonraki süreçte kendini gösterdi. Bu neyi gösterdi? Dış politikada bir tarafta bir dışişleri bakanlığı var. Devrim diyelim devletin resmiyetini temsil ediyor. Ve doğal olarak devrim ihracı dahil birçok şeylerle kesinlikle karışmıyor. Ama bunun yanı sıra devrimin ihraç edebilecek İran'ın diyelim yumuşak gücünü diğer tarafa yayabilecek bir kuruluşla ve bu da Kudüs güçleri komutanlığı üzerine 1997'den sonra kalınca Kasım Süleymani 2003'ten sonra bu sebepten dolayı güç. Çünkü 2003 ayrıca İran'a Orta Doğu'da güçlü olabilecek en önemli bir fırsatı sağladı. Yani şu anlamda fırsatı sağladı. Seskin Hocam, bakınız Irak, İran dış politikası açısından önemli bir ülke pozisyondaydı. Evet. Yani şudur, İranlılar Irak'a Arapların Prusyası adını verirler. Ve doğal olarak İran karşıtı Arapların Prusyası. Kolayca silahlanan, kavga eğilimli olan ve İran'dan toprak talebinde bulunan bir Irak. Hı. Ve doğal olarak Irak İran'ın Orta Doğu'da hep engelleyen ve sınırlandıran bir ülke pozisyonunda olmuştur. 1928'den günümüze kadar kısa süre diyelim Bağdat Paktı'nı bir tarafa bıraktıktan sonra hep böyle bir işlev görmüştü Irak. Hatta Irak 1988 yılında İran'la savaştığını da biliyoruz. İran bu İran karşıtlığı Orta Doğu'da diğer Arap ülkelerine alan sağlıyordu. Suudi Arabistan'a alan sağlıyordu. Diğerlerine alan sağlıyordu. Veya Türkiye'ye Orta Doğu'da farklı bir alan sunuyordu. Amerika'nın Irak işgalini birlikte Irak İran'ın nüfuz alanına dönüştükten sonraki süreçte İran Orta Doğu'da daha etkin bir pozisyona geldi. Yani İran'ı dengeleyen, onun enerjisini emen, onu sınırlandıran bir Irak yoktu. Tam tersine İran'ın kontrolünde olan bir Irak vardı. Ve İran işgal edilişi İran'ı Orta Doğu'da etkin ve daha güçlü olabileceği bir süreci başlattı. Ve buna paralel olarak biliyoruz İran dinsel, etniksel ve mezhepsel şeyine de baktığımızda İran'ın %65'ini Şiiler oluşturuyor. Evet. Ve doğal olarak İran %65'ini Şiilerin de oluşturması ve Orta Doğu'daki Şii dünyası açısından İran açısından da önemli bir fırsattı. Mesela bakınız Basra Körfezi'nin nüfus olarak bakıldığında %70'ini Şiiler oluşturuyor. Evet. Yani 1 milyar 700 milyon Müslüman var. 1 milyar 700 milyon Müslümanın neredeyse 200 milyonun Şii nüfusu var ve bunu en yoğun olarak da Orta Doğu ve en yoğun olarak da Basra Körfezi'nde yaşıyor. Ve doğal olarak Irak işgali böyle bir fırsatı doğurdu İran açısından ve bu fırsatla birlikte İran yeni bir Orta Doğu siyasetini kurgulamaya başladı ve Kasım Süleymani bu süreçte Orta Doğu'ya dahil oldu. Yani bir taraftan şöyle bir siyaset izlediler.
Evet, bir taraftan Dışişleri Bakanı var. O zaten resmi görüşü temsil ediyor. Dünyayla sorun yaşamayacak biçimde bir ilişki geliştirmeyi temsil ediyor. Ama diğer tarafta alanda örgütlenebilecek, insanları örgütleyecek, onları da alana sürükleyebilecek başka bir grup vardı. Ve Kasım Süleymani bunu temsil ediyordu. Ve bu anlamda hep şu söylenir ya, İran'ın Orta Doğu'ya yönelik iki Dışişleri Bakanı var. Birisi mesela şu anda Zarif'ti, onun yanı sıra da Kasım Süleymani. Ve doğal olarak Kasım Süleymani ve günümüzdeki Zarif, Zarif İran'ın iki farklı işlevinin, iki farklı siyasetini temsil eden figürlardı. Ve 2003'ten sonra Kasım Süleymani bu anlamda şey oldu. Ve doğal olarak Kasım Süleymani Irak işgalinden sonra ünlü olmasının en önemli nedeni Amerikalılar. Çünkü orada Amerikalılar da vardı, İranlılar da vardı. Ve Amerikalılar ve İranlılar Irak üzerinde hem belli alanda çatışırken belli alanda da işbirlikleri vardı. Ve doğal olarak Kasım Süleymani bu çatışma ve işbirliğinin mimari olarak görüldüğü için önce Batı medyası duyurdu. Batı medyası Kasım Süleymani duyurmaya başladı. İran'da pek fazla şey yoktu. Ve Kasım Süleymani'nin Batı medyasının duyurulması ve önemli olarak gösterilmesiyle birlikte özellikle de Suriye krizi ve iç savaşı, IŞİD'in veya DAEŞ'in ortaya çıkışıyla da birlikte Kasım Süleymani'nin ünü zirve yaptı. Şöhreti zirve yaptı ülke içerisinde. Özellikle de Kasım Süleymani'nin ülke içinde saygınlığı varsa da bu saygınlığı 2003 Irak işgaliyle olmadı. Bu saygınlığı IŞİD'le mücadelede gerçekleşti. Ülkenin İran'da söylüyorum. Çünkü orada şöyle bir şey algı vardı. Sonuçta IŞİD'in İran'a girmemesini, İran'a zarar vermemesini sağlayan Kasım Süleymani olarak sunuldu. Böyle bir durum ortaya çıktı. Hatta şu İran şunu sunuyordu. Bakınız, bir istikrar adasıyız. Orta Doğu'nun her yerinde iç çatışma var. Lübnan'dan Irak'a kadar iç çatışma var. Ama İran'da iç çatışma yoktu. Ve doğal olarak İran'da iç çatışmanın olmamasının en önemli nedeni Kasım Süleymani. Çünkü savaşı İran topraklarının dışında tutuyor ve en önemlisi DAEŞ'i ve IŞİD'i İran'ın dışında tutuyor. Şii kutsal mekanlarını Irak'ta mesela Necef'i, Kerbela'yı, Kufe'yi, bu da İran'da Şiilik açısından önemli, bunları koruyor ve doğal olarak bu anlamda toplumsal anlamda bir saygınlık kazandı. Diğer taraftan başka bir şey de vardı. Şimdi yeni son dönemde farklı şeyler de yayınlandı. Kasım Süleymani devrim muhafızlarından farklı olarak İran'daki iç siyasette genellikle görüntü olarak kendisini görüntü olarak dışarıda gözüktü. Yani diyelim İran'da herhangi bir gösteri bastırıldığı zaman sanki Kasım Süleymani orada yok. Ve doğal olarak Kasım Süleymani'nin devrim muhafızlarının içerideki yaptıkları o süreç içerisinde görünmemesi ona da hanesine bir puan olarak yazıldı. Yani şöyle bir gösterildi. Bu evet, bu İran'ın iç siyasetin içerisinde değil, bu tam anlamıyla ulusal bir figür. Tam anlamıyla milli bir şahsiyet görüntüsü verildi. İç siyasette pek fazla karışmıyor denildi. Bunun yanı sıra İran iç siyasetinde de belli kişiler ve karakteri nedeniyle bir güç kazandı. Karakteri nedir? Şudur. Kasım Süleymani diğer devrim muhafızları komutanlarından farklı olarak bütün gücüne rağmen, belki onların hepsinden daha fazla güçlü olmasına rağmen konuşulabilir, tartışılabilir ve hatta muhalifiyle görüşebilen bir kişi olarak göründü. Mesela örnek veriyorum, şu anda Hasan Rouhani'nin yardımcısı olan İshak Cihangir'i İran'da muhafazakarların hedefinde ve onları istenilmiyor. Hatta bazıları ona hain liberal olarak adını takmış İran'daki bazı. Ama Kasım Süleymani
Onlar evine gidiyor, onlarla oturuyor, konuşabiliyor. Yani İran'daki reformcu muhafazakar demeden herkesle konuşabilecek bir komutan vasfı vardı. Bu da bir yönüyle de Kasım Süleyman'a öyle bir alan sunulmuştu ki eğer Kasım Süleyman öldürülmeseydi belki önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacaktı. Çünkü öyle bir Kasım Süleyman'ı zaten İran'ın Cumhurbaşkanlığı yönüne dönük de bir proje çerçevesi içerisinde ona diğer komutanlara sunulmayan olanakları vardı. Görüşebiliyordu, konuşabiliyordu. Ve bu nedenden dolayı başka bir şey daha da vardı. O da şuydu. Bakınız İran milliyetçiliğinin, Fars milliyetçiliğinin iki ötekisi var. Biri Araplar, biri de Türkler. Ve özellikle de Araplar Fars milliyetçiliği önemli ötekisiydi. Ve İran milliyetçileri Arapların İran'a girişini, İslam'ın İran'a girişini tarihi bir felaket olarak görüyorlar. Ve doğal olarak ciddi bir anti-Arap var İran milliyetçilerinden. Ve Kasım Süleymani'nin mücadele alanına baktığımız zaman Irak'tan Yemen'e Arap coğrafyasıydı. Ve doğal olarak Kasım Süleymani'nin Arap coğrafyasında bu denli etkin olması Fars milliyetçiliğini de gönüllerine okşuyordu. Onları da destekliyordu. Dikkat ederseniz İran'da Fars milliyetçiliğiyle özdeşleşen ünlü olan birçok kişi Kasım Süleyman'ın ölümünün hemen akabinde yani tesliyat mesajları yayınladılar. Yani onların birçoğu zaten rejim muhalifi kişiler. Ve bu anlamda Kasım Süleymani İran milliyetçiliğiyle de özdeşleşmiş bir figürdü. Bir taraftan da Şii ve mezhepçiliği temsil eden bir şahsı olarak biliniyordu. Hem milliyetçilerin bir bölümü, mezhepçilerin bir bölümü ve toplumun belli bir kesimi biraz önceki saydığım özellikleri nedeniyle onu farklı bir noktada görüyorlardı. Evet. Ve bu nedenden dolayı Kasım Süleyman'ın öldürülmesinden sonra gösterilen o tören, o kalabalığı İran İslam Cumhuriyeti'nin rejimine dönük bir şey olarak yorumlanması yanlıştı başlı başına. Çünkü bu Kasım Süleyman'ın kişiliğiyle ilgili bir şeydi. Evet. Bir noktaydı. Ve doğal olarak o da kısa süre hemen Ukrayna uçağıyla ilgili yaşanan şey o ortamda dağıldı. Yani şu anlamda söyleyeyim. Yani Kasım Süleyman evet farklı bir pozisyonu, farklı bir konumu vardı. Evet. Yani toplumsal anlamda öyle bir görüntüsü var. Bu konu başlığında özellikle aslında bu kadar ayrıntılı bir açıklama yapmanız çok yerinde oldu. Çok teşekkür ediyorum. Çünkü birazdan yine bununla ilgili de bir soru soracağım ama bizde biraz Türk medyasında birazı bilgisizlikten birazı da politik konumlanma sebebiyle Kasım Süleymani'nin İran iç siyasetinde ya da İran'ın dış siyasetteki belirleyiciliğiyle ilgili az önce söylemiş olduğunuz konu başlıklarındaki önemini okumakta ciddi hatalar yapıldı o süreçte. Kasım Süleyman'ın öldürülmesi ve akabindeki günlerde. Ben de bunu her zaman söylerim. İran gibi ülkeleri okuyabilmek için siyasi anlamda da okuyabilmek için, sosyolojik ve psikolojik anlamda da okuyabilmek için içeriden bakabilmek, içeriden araştırma yapabilmek, içeriden bir gözle değerlendirme yapabilmek gerekiyor diye. O anlamda çok hani açıkça figürün önemini kesinlikle ortaya sundunuz. Çok teşekkür ediyorum. Bununla bağlantılı şöyle bir sorum daha var ama size. Çok önemli bir noktayı aslında ben bunu çok derslerde de öğrencilere çok anlatırdım. Önemli bir noktanın altını çizdiniz. Aslında İran'ın iki dışişleri bakanı vardı. İşte bir tanesi Muhammed Cevat Zarif'ti, bir diğeri Kasım Süleymani'ydi diye. Biz İran'da bu iki başlılığı aslında tarihsel süreç içerisinde hep gördük. Görüyoruz. Bu Kaçarlarda da vardı, Pehlevilerde de, Pehlevi Hanedanlığı döneminde de vardı. Aslında şimdi de bir noktada devam ediyor. Tıpkı rehberle yani Ali Hamaney ile şu anki mevcut Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasındaki iki başlılık gibi ve bundan önceki rehberle yine Cumhurbaşkanlarının arasındaki bu iki başlılık durumu gibi. Yani bu İran devlet sürecinin aslında iki yüzü var gibi gözüküyor. Ama
bu iki yüzlü olmayan, iki farklı yüzü olma hali bir çatışma da yaratıyor takdir edersiniz ki. Ta 79 Şubat 79'dan yani Hümeyni ile birlikte başlayan devrim sürecinden bugüne kadar gelen cumhurbaşkanları ile baktığımızda süreçte bunun istisnai bir örneğinin olduğunu sanmıyorum. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu iki başlı olma ve çatışma hali nasıl yansımış geride kalan 35-40 yıllık İran tarihinde? Aslında Seskin Hocam, bu iki başlılık veya bu kriz İran Anayasası'nın bir ürünü. Evet. Çünkü İran Anayasası şöyle bir anayasa. İran Anayasası bir taraftan seçimle gelen kurumları öngörüyor. Bir taraftan da atanmayla gelen kuruluşları. Ama anayasa öyle yapılandırılmış ki seçimle gelen, atanmayla gelenler tarafından denetleniyor ve yönlendiriliyor. Evet. Yani aslında İran Anayasası çelişkili bir anayasa olduğu nedeniyle bu kriz veya bu çelişki yaşanıyor. Yani diyelim Cumhurbaşkanı seçimle geliyor ama Cumhurbaşkanı seçimle geldiği halde yetkileri sınırlıdır. Ama diyelim seçimle gelmeyen kişilerin bazı alanlarda yetkileri Cumhurbaşkanı'ndan daha fazladır. Evet. Ve doğal olarak şimdi İran Anayasası şöyle bir yer. İslam Cumhuriyeti olarak adlandırdılar. Bir tarafta Cumhuriyeti teslim eden, temsil eden seçimli kurumlar var. Bir taraftan da İslam'ı temsil edebilen kurumlar. Ve doğal olarak bu çelişki İran Anayasası'nın çelişkisidir. Ve 1979'dan günümüze kadar da hep devam ediyor. Devam ediyor. Yani görünür de İran'ın dışında hep genellikle Cumhurbaşkanlığına dayanarak bir İran yorumu yapıyorlar. Ama İran Anayasası'nda Cumhurbaşkanı birinci güç değil. Ve İran Anayasası'nda en önemli güç Türkiye'de dini lider olarak adlandırılan Vilayet-i Fakih'in kontrolünde. Yani Vilayet-i Fakih'in denetimindedir. Yani Vilayet-i Fakih İran'da dış politikadan, askeriye, ekonomiden, kültüre kadar bütün alanları kontrolünde bulunduruyor. Ve bir cumhurbaşkanı sadece onun emrinde çalışabilir. Onun istediği doğrultusunda İran Anayasası böyle yapılandırılmış. Ama bir taraftan da bakıyorsunuz İran Anayasası'nda Cumhurbaşkanı anayasayı yürürlüğe sokmakla yükümlüdür diyor. Yani İran Anayasası'nın maddeleri birbiriyle çelişiyor. Bir taraftan Vilayet Fakih'e, dini lidere sınırsız bir mutlak bir güç sunuyor. Diğer taraftan da Cumhurbaşkanı'na güç sunuyor ve doğal olarak bu iki gücün sınırları belirsiz yasa olarak. Ama son kertede dini lider Vilayet Fakih temel güçtür. Ve temel güç olması nedeniyle Cumhurbaşkanlarıyla lider arasında 1979'dan sonra hep kriz yaşıyor. Çünkü şöyle bir durum var. Yürütme Cumhurbaşkanı elindedir. Ama o yürütme Cumhurbaşkanı elinde olduğu halde liderin istediği doğrultusunda davranması gerekiyor. Liderin isteği çerçevesinde hareket etmesi gerekiyor. Ama lider bir yönüyle bütün yetkiler elinde ama sorumluluğa sahip değil. Görünürde sorumlu değil. Cumhurbaşkanı sorumlu ama yetkisi sınırlı. Ve bu ciddi krize yol açıyor. Mesela 1979 devrimin hemen akabindeki ilk kriz mühendis Mehdi Bazergan geçici başbakan yapıldı. Evet. Ama hiçbir şey yapamadı. Evet. Ona mesela devrimin hemen başında kesemeyen makas deniliyordu. Çünkü hiçbir şey yapamıyordu ilk başbakanı söylüyorum. Evet. Çünkü bütün güçler yine liderin kontrolünde. Birinci Cumhurbaşkanı olan hemen arkasından seçim oldu. Birinci Cumhurbaşkanı Abulhasan Berisen yine kriz yaşadı. Liderle Fransa'ya kaçtı. Kaçtı evet. Sonraki Cumhurbaşkanlara bakıyoruz. Rafsanjani'ydi. İki dönem Cumhurbaşkanı. İkinci dönemde yine o dönemin lideriyle kriz yaşandı. Ve kriz günümüze kadar geliyor. Bakınız en büyük desteği Cumhurbaşkanları içerisinde en büyük desteği liderden Mahmud Ahmadinejad almıştı. Mahmud Ahmadinejad'ı Hamere'yi mutlak bir destek sunuyordu. Ama ikinci döneminde en büyük çatışmayı da onda yaşadılar. Ve Mahmud Ahmadinejad'ın şu anda yardımcılarının birçoğu hapse atıldı. Evet.
Yani bu anlamda ve şu anda Ruhani'de de bunu yaşadı. Yani İran anayasası ve İran İslam Cumhuriyeti o düşüncesi kendi içinde bu çelişkiyi barındırıyor. Ve doğaların bu çelişki de kaçınılmaz olarak vardır. Ha, bu çelişki bir yönüyle de İran rejimine belli alanlar sunsa da, belli olanaklar sunsa da, belli fırsatlar sunsa da ama diğer taraftan da ciddi şekilde krizi beraberinde getiriyor. Mesela 2009 Yeşil Hareketi, Yeşil Hareketi bu krizin sonucuydu. Evet. Yani bazen bu kriz yaşamsal sorun da doğurabilecek bir şöyle. Bakın şöyle bir şey olarak, yani Türkiye'de hükümet ve devlet ayrımı var. Lider devleti temsil ediyor, Cumhurbaşkanı ise hükümeti. Ve doğal olarak hükümetin kadro ulaşmasını istemiyorlar. Hükümetin devletin diğer organlarını ele geçirmesini istemiyorlar. Ve doğal olarak devletin belli organlarını Cumhurbaşkanı'nın kontrolünün dışında tutuyorlar. Ama Cumhurbaşkanı'nın kontrolünün dışında tutuyorlar, Cumhurbaşkanı'nda sorumlu görüyorlar o konuda. Örnek veriyorum, Cumhurbaşkanı ekonominin başındadır ama ekonomide son sözünü söyleyemiyor. Dış işlerinin başındadır ama dış konuda da son sözü söylemiyor. Söyleyemiyor. Yani bu anlamda böyle bir kriz var orada. Anlamda. Bu bir yönüyle de baktığınız zaman bir dinamizm sağlayabiliyor. Bir yeni bir tür seçkinlerin dolaşımını, dolaşım fırsatını yaratabiliyor. Ama en önemlisi önemli bir güçtür. Yani devlet iki yere ayrılmış durumda. İki paralel devlet yani iki paralel iktidar yapısı var İran içerisinde. Ve hatta iki baktığınız zaman iki farklı istihbarat, iki farklı ordu. Evet. Tabii ki bunlar birbiriyle alene çatışmasalar da ama böyle yapılandırılmış. Evet. Böyle yapılandırılmış. Yani baktığınız zaman meclis seçimle geliyor. Ama meclis seçimle geldiği halde öyle bir yapılanma var ki istediğini yapamaz. Meclisi hemen felç edebilecek başka kurumlar var. Evet. Veya başka seçimle gelen bir kurum var. Onu felç edebilecek, onu işlevsiz hale getirebilecek başka bir kurum paralel olarak yanında kurulmuş. Ve doğal olarak böyle bir yapı. Çoklu kurum, aynı alanda söz sahibi olan farklı kurumlar, sadece belli kurumlar sorumlu, diğer kurumlar gözükmeme sorumlu olarak da değil. Böyle bir çelişki, böyle bir karmaşa. Evet. Ve bu doğal olarak krizi de, çatışmayı da beraberinde getiriyor. Evet, çok gerçekten şahane özetlediniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bu konuyla bağlantılı demin yine bahsettiğiniz konu başlıklarından bir tanesini atfederek ilerlemek istiyorum. Çok önemli bir noktadan yine bahsettiniz. Fars milliyetçiliği ile ilgili. Fars milliyetçiliğinin bakış açısında iki tane öteki vardır İranlılara göre. Biri Arap, diğeri Türk dediniz. Arap milliyetçiliği, yani anti-Arap söyleminin nasıl şekillendiğini gayet hani düzgün bir şekilde bizlerin anlayabileceği, izleyicilerimizin anlayabileceği bir şekilde ifade ettiniz. Ama Türk milliyetçiliği, yani diğer öteki olan, özür dilerim, Türk milliyetçiliği derken Fars milliyetçiliğinin içindeki diğer öteki, yani Türklere karşı bakış açısı biraz flu. Bu Türkler için de biraz flu, İranlılar için de biraz flu. Biraz bu diğer öteki ile ilgili kısma dokunabilir miyiz? Tabii ki. Bakınız, şimdi Türk milliyetçiliği, yani Türkiye'deki Türk milliyetçiliğinin tarihine baktığımız zaman, yani diyelim ilk kitabı Yusufak Çura'dan günümüze kadar baktığımızda, evet, Türk milliyetçiliği ötekisi İranlılar ve Farslar değil. Ama Fars milliyetçiliğinin, İran milliyetçiliğinin ötekisinde Araplar ve Türklük var, Türkler var. Doğru. Bunun en önemli tarihsel nedeni var. Tarihsel nedeni şudur. Çünkü Türkler bin yıllar belki İran'ı yönetmişler. Doğru. Yani baktığınız zaman İran'ı idare eden bir iki haneden hariç genellikle Türkler olmuşlar. Doğru, evet. Türkler ve Araplar çok etkili olmuşlar. Arap belki yönetimde olmamış ama Arap kültürüyle çok etkili olmuş. Ama Türkler şeyle hep şu var. Şu söylenir. İran'da kılıcı hep Türkler temsil etmişler. Kılıç devletin şey ise devlet Türkler iktidarda olmuşlar. Ve doğal olarak hem iktidarda olmuşlar
Aynı zamanda Türkiye'den sonra en fazla Türk'ün de yaşadığı İran'dır. İran'da 35 milyondan fazla Türk yaşıyor. Doğru. Bu da önemli bir unsurdur. Ve bu nedenden dolayı özellikle de Osmanlı'da Türk milliyetçiliğinin ortaya çıkışı 1918'de Azerbaycan'da Mehmet Emin Resulzade'nin kurduğu Azerbaycan Cumhuriyeti ile beraber o tarihsel tecrübeyle de birlikte Türkler Fars milliyetçiliğin ötekisi olarak görülmüşler. Ve Türkler en önemli sorun olarak görmüşler. Hatta mesela Seçkin Hocam siz de izliyorsunuz. Mesela Türkiye'de İran'a yönelik çok ciddi bir olumlu hava var. İran uygarlığı şu bu denilip İran'a yönelik belli bir sevgi, sempati var. Var ama İran'a bakarsanız Türkiye'ye dönük asla sevgi ve bu anlamda asla sevgi ve sempati yok. Çok diplomatik düzeyde katıldığım kongrelerde gözlemlediğim hani Zevair'i kurtarmak için bir sempati beyanları var ama bunun içten olmadığı konusunda sizinle aynı fikirdeyim. Evet, bunun en önemli nedeni oradaki Fars milliyetçiliğin oluşturduğu o Türklük karşıtlığı ki bugün İran İslam Cumhuriyeti de onu temsil ediyor ve toplum da onu temsil ediyor. Ve doğal olarak İran'a da baktığımız zaman 1924'te Pahleviler kurduktan sonra devlet resmi olarak Türk karşıtı, Türklüğe dönük yürüttü. Bakınız mesela örnek vereyim. İran'ın okullarında kimse Türkçe konuşsaydı veya Türkçe yazı yazsaydı yalatırlardı. Hatta İran'daki bütün fıkraların en önemli konusu Türklerdir bilirsiniz. Farsça bütün fıkralar tırnak içinde İranlıların birçoğu Türklere o gün mesela Tahran'daki stadyumda da seslendi. Tırnak içinde söylüyorum bunu. Eşek Türk derler. Evet. Yani ve Türkleri kaba, kro, şey olarak algılarlar. Hatta 1924'ten sonra resmi olarak devlet bunu yapmaya kalkıştı. Mesela Pehlevi'nin bir valisinin hatırası yayınlandı Tebriz'de. Şöyle söylüyor Seçkin Hocam. Bunun atlarına, ata urufe veriyorlar, bir şeyler veriyorlar ki atlar yesin. At yemiyor. Sonra valiye getiriyorlar. At yemedi diyorlar. Diyor ki benim Tebriz'i Türkler yesin. Bunu vali söylüyor. Yani böyle bir okullarda yasakladılar, şeylerde yasakladılar ve bunu ders kitapları dahil olmak üzere mesela bugün en önemli İran'da Tortazi, Türk yağması diye zaten sözlerde bile kullanılıyor. Bu anlamda İran kültüründe, edebiyatında, sinema dahil olmak üzere siyasetinde önemli bir Türk karşıtı olduğu çok açık. Evet. Yani bunu hiç şeye gerek yok. Evet, bu tabii şu anlamda çok önemli. Türkiye'de dediğiniz gibi İran'a, İran kültürüne, kadim anlamdaki İran'ın bağlı bulunduğu tarihsel objelere kuvvetli bir atıf vardır. Ve biz İranlılara kimi yerde tarihsel figürler nedeniyle hayranlık da duyarız. Ama bunun karşılığında aynı sempati ve aynı yakınlık görülmediğinde orada işte birazcık işin içine politika da girdiğinde güncele dair yanlış okumalar da oluşabiliyor. Kasım Süleymani ile ilgili değerlendirmelerdeki hata temelde bu eksende aslında gerçekleşmişti. Bunu çok açıkça ifade ettiniz. Çok da teşekkür ediyorum. Ders kitaplarından hazır konu açılmışken bu konuda da bir sorum olacak size. Siz yakın zamanda Twitter hesabınızda da paylaştınız. Ben de takip ediyorum. Tabii ki Fars milliyetçiliğinin iki ötekisi yani Araplar ve Türkler eksenli bir değerlendirme olduğu kadar bir de büyük şeytan var İran'da biliyorsunuz dış politikada değerlendirilirken. Çok kuvvetli bir işte Batı karşıtlığı. Ama tabii bu Pehlevi döneminde ciddi anlamda Rus karşıtlığını da eklerdi. Fakat sizin de vurguladığınız gibi ders kitaplarından yakın zamanda Rus karşıtlığı ile ilgili şeyler çıkartılmaya başlanmış. Yani artık o kadar çok kuvvetli bir Rus karşıtlığı söylemi, yüksek tonda bir ses duyulmuyor ders kitaplarında. Çocuklara böyle bir şey öğretilmiyor İran'da ama Amerika Birleşik Devletleri, Büyük Şeytan ve Küçük Şeytan, İsrail eksenli bir sürü karşıtlık söylemi ders kitaplarında devam ediyor. Buna ne diyorsunuz?
Bakınız Seskin Hocam doğru şey söyledin. Aslında baktığınız zaman İran milliyetçileri yani İran devlet devlet aklı diyelim. Devlet aklında Ruslar hep bir tehdit ve tehlike olarak alınır. Yani gösterilirler. Yani baktığımız zaman Ruslara şöyle bakılır. Kuzey komşumuzdur. Büyüktür. Güçlüdür. İstediği zaman ülkemize giriyor. İstediğimiz zaman toprağımızın belli bir bölümünü de parçalayabiliyor. Ve doğal olarak güvenilir de değildir. Doğal olarak da bizim iyiliğimizi istemesi de mümkün değildir şeklinde bir imaj var Ruslara göre. Ve bu yeni de değil. Yeni de değil. Zaten tarihe de baktığımız zaman bu böyledir. Bu böyle görülmüştü. Yani Ruslar İran'da hep tırnak içinde söyleyeyim kötülerin yanında olduğu şeklinde bir şeyde gözükmüşler. Belki bu komünizmi falan komünist ideolojisi istisnai olarak onunla başka tartışabiliriz yine. Ama ve bu hep devam etmiştir devlet olarak. Ve bu nedenden dolayı İranlılar, hatta İran İslam Cumhuriyeti'nin yetkilileri bile hiçbir zaman Rusya'ya güvenmemişler ve güvenmezlerdi. Görülmemiştir. Ve özellikle de reformcu İran yönetiminin reformcu bölümü anti-Rusya'dır. Anti-Rusya'dır ve ciddi şekilde hatta 2009 Yeşil Hareketi'nde bakarsanız Rusya ölüm sloganları veriliyor. Evet. İran'da Rusya ölüm sloganları çok ünlüdür. İran'da hala da verilir. Ama özellikle de bu Irak işgali ardından Suriye krizinden sonra İran yönetiminin belli bir bölümü Rusya'ya dönük daha farklı adım atmaya başladı. Ki bu İran tarihinde görünmeyen bir şeydir. Örnek veriyorum. Mesela İran hava sahasını Rus uçaklarını açtı. Mesela bu istisnai bir dönemde İran devleti kesinlikle hiçbir ülkeye bunu yapmazdı ama Ruslara bunu açtı. Ruslar Hama'dan hava üssünü kullandılar ve Suriye'de operasyon yaptılar. Bu mümkün değildi. Düşünün İran gibi bir rejim, yabancılara hassas olan bir devlet. Bu bir yönüyle de anayasa ihlaliydi. Çünkü anayasa hiçbir devlete böyle bir olanak vermiyor. Ama buna rağmen bunu yaptılar. Bu ayrıca İran İslam Cumhuriyeti'nin ne doğu ne batı o dış politika tezine de aykırıydı. Çünkü İran İslam Cumhuriyeti ne doğu ne batı sloganı veriyordu. Evet ne biz Amerika'yla ne Rusya'yla diye bir sloganı vardı 1979 İran devriminde. Buna da bir aykırıydı bu hava şeylerine Rusya açması. Ama bu adım adım daha özellikle de Rusya'daki işbirliği adım adım İran'daki dini lider Hamene'yi daha farklı şeylere itti. Evet. Bu da nedir? Bu da mesela onun kontrolünde olan medyada, onun kontrolünde olan ders kitapları dahil olmak üzere Rusya karşıtlığı çıkartıldı. Mesela Seskin Hanım İran'daki ders kitaplarında şöyle yazılırdı. Cinayet işleyen Rusya, yağmalayan Rusya, cinayet şu tarihte şu cinayeti Ruslar işledi diye ders kitapları böyle ifadelerle doluydu. Bunların hepsini temizlediler. Evet. Yani arındırdılar bu ifadelerden şeylerini. Yani evet Rusya bir orada bir şey işlemişse de daha Rusya'nın cinayeti, Rusya'nın işgali, Rusya şöyle bir katliam yaptı, Rusya şunu yaptı ifadelerini tümün ise ama bu ders kitaplarında da oluyordu. Yani tarih kitapları dahil olmak üzere. O nedenden dolayı zaten eğitim sürecine giren ister istemez Rus karşıtlarını ders kitaplarından öğreniyor. Ama şimdi özellikle de Suriye ile birlikte o şeyler arındırıldı ders kitaplarından ama Rusya karşıtlığını şeyden hatta devletin kendisinden ve İran siyasi kültüründen arındırmaları olanaksız. Evet. Yani bu öyle bir günde iki günde olacak bir şey değil ve kanınca da olanaksız.
Çünkü bu çatışmanın en önemli merkezinde duruyor Rusya. Bakınız 2009 Yeşil Hareketi'nde hareketin lideri olan Mehdi Kerrubi şöyle bir cümle kurdu. Dedi sokakta İran polisi Rus askerlerin verdiği teçhizatla bizi dövüyor. Rus askerlerin verdiği taktikle, stratejiyle bizi dövüyor. Yani bütün gösterilerde, gösterilerin bastırılmasında Rusya'nın parmağı olduğunu, Rusya'nın olduğunu iddia ediyor İran'daki bazı muhalifler. Ve bu anlamda Rusya, İran'ın iç siyasetinin önemli tartışma konularından da birisidir. Ve bu anlamda Rusya karşıtlığını kolaylıkla teslim atmak şu ortamda neredeyse olanaksız. Ben de sizinle aynı fikirdeyim. Bir de zaten işgal sendromu çok güçlü bir toplumsal şeyden bahsediyoruz, tepkiden bahsediyoruz. İşgal sendromu nedeniyle evet devlet aygıtının içerisinde cumhurbaşkanları değişir, dini lider de değişir. Bütün bunların hepsi çeşitli politikalarla değişikliğe sebebiyet verebilir ama sosyo-kültürel anlamdaki bu anti-Rusya yani Rusya karşıtlığının kökeni dediğiniz gibi çok daha derinlerde. O anlamda ben de bunun söylediğiniz gibi çok hızlı bir şekilde dönüşebileceğini burada, düşünmüyorum. Burada bir şey daha söyleyebilir miyim? Lütfen, tabii. Bir de şöyle bir durum var. Yani özellikle İran yönetiminin şöyle bir şeyi var. Rusya diyorlar ki hiçbir kritik bir dönemde bizim elimizden tutmadı. Hep kritik anlamda bizi yalnız bıraktı. Bunu İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi'nin başkanı Ali Şemhani söyledi. Evet. İran'a söz ver. Hatta hatırlarsanız uçak nedeniyle Türkiye Rusya arasında kriz yaşandığı zamanki çok büyük bir kriz yaşandı. Rusya pazarlarını Türk iş adamlarına kapattı, ticaretine kapattı. O dönem Türkiye'nin yerini İran doldurur diye Türkiye'de de bir tartışma vardı. Ama gel gör ki Rusya bu olanağı İran'a vermedi. Hatta İranlı bir iş adamı şunu söyledi. Biz kesinlikle Türkiye'nin yerini dolduramayız. Çünkü Rusya Türkiye'ye verdiği fırsatların onda birini bize vermiyor. Onda birini bize banka işlemleri konusunda Türkler bize göre daha rahat. Biz zaten banka hesap açmamız inanılmaz derecede zor. Ruslar, Türkler birçok yerlere uçakla gidebiliyorlar. Oraya şeyleri var. Bizim oraya zaten uçağımız yok. Ve bu anlamda Rusların Türkler daha kolay ticaret şeyi için daha kolay işlerini bitirebiliyorlar. Biz bitiremiyoruz. Ve bu anlamda Rusya'da göründüğün aksine İranlılara kendi içinde de güçlenme fırsatı da sunmuyor. Yani Türkiye'ye sunduğu fırsatın onda birini İranlılara sunmuyor. Evet. Bununla bağlantılı yakın döneme dair şöyle bir soruyla o zaman devam etmek istiyorum. İran'da dönem dönem çeşitli halk ayaklanmaları görüyoruz biz ve bu demir yumrukla çok sert bir şekilde bastırılıyor. 2009'daki Yeşil Hareket'ten sonra son 1,5-2 senedir diyelim yine dönemsel olarak ve bölgesel olarak biraz daha kırsalda başlayıp sonra büyük şehirlere yayılan çeşitli hareketlenmeler var. Burada İran'ın geleceği ekseninde bakacak olursak Ruhani politikasının ilk dönemdeki Cumhurbaşkanlığı döneminde icraatlarının neredeyse yarısından fazlasını nükleer müzakereye kilitledi. Nükleer müzakereler imzalandı, işte derin bir oh çekti, büyük bir başarı ve zafer olarak gösterildi vesaire. Fakat Trump'ı kimse hesaba katmamıştı. Trump Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı oldu. Ve kalktı geçen sene, bir buçuk sene önce yaklaşık. Dedi ki ben dedi nükleer müzakerelerle ilgili şeyi tanımıyorum. Yeniden iş şeye döndü, kaosa döndü. Bu tabii Ruhani'nin ya da Dışişleri Bakanı olarak Muhammed Cevat Zarif'in çok beklediği ve hesapladığı bir hamle değildi. Şimdi bu iç siyasette sıkıştıran bir unsura dönüşmekle birlikte bir de halk ayaklanmaları var. Ama bu halk ayaklanmalarının içeriği ve muhteviyatı doğrudan Ruhani ve Ruhani yönetimine mi? Yoksa genelde İran'da demokrasi arayışı, insan hakları arayışı ve söylemiş olduğunuz anayasadan kaynaklanan muhtelif bir sürü iki başlılıktan kaynaklanan sıkıntının artık genç kuşakta tahammül edilemeyecek bir noktaya gelmiş olmasından da mı? Evet. Şimdi aslında yani 1979'dan günümüze kadar baktığımızda İran İslam Cumhuriyeti, yani 1979'un hemen akabinde kurulan İran İslam Cumhuriyeti hep böyle bir karşıt
gösterilerle karşı karşıya ve bu İran-Irak savaşı dönemi, yani 80-88 savaş dönemi, savaş nedeniyle pek fazla şey yapamadı ama 89'dan sonra Rafsanjani Cumhurbaşkanı olduğu döneminde biz çok böyle gösterilerle karşı karşıya olduk. Ama bu gösteriler, yani 89'daki gösteriler genellikle ekonomi ağırlıklı ve çok dar bir alanda. Sonra 1997'de Hatemi ile birlikte baktığımız zaman gösteriler biraz daha farklı alana kaydı. Yani daha biraz önce de sizin söylediğiniz, daha çok özgürlükler, demokrasi ve siyasal istek yönündeydi. Ve bu anlamda baktığımız zaman orta sınıf üstü ve genellikle büyük kentler ve en önemlisi Tahran'da oluyordu ve ülkenin geneline yayılmıyor. Ama bu ruhani döneminde, ruhani döneminde ortaya çıkan gösteriler 1979'dan günümüze kadar sürece bakıldığında kendine özgü bir profil çiziyor. Evet. Ve bu anlamda İran'ın geleceği açısından analizi zorunlu olarak bir gösteri türleri. Bir defa en önemlisi şudur Seçkin Hocam. İran'da her hafta kesinlikle küçük çaplı gösteriler var. Ya öğretmenler, ya hemşireler, ya herhangi başka bir mesleki grup. Zaten İran'da böyle bir durum var. Ama bütün bu hareketliliği bir tarafa bırakarsak, son iki bir Kasım ayı ve bir de ki bu uçak krizinden sonraki iki gösteri, evet, gösteri İran'ın geleceği açısından bize önemli ipuçları sunuyor. Nedir? Ben Kasım ayındaki gösteriyi söyleyeyim. Lütfen. Bakınız, daha önce söylediğim gösteriler daha çok özgürlükler, siyasal talepler ve demokrasiye dönük istekleriydi. Ama Kasım ayında kesinlikle siyasal istekler yoktu. Kasım ayındaki gösterilerin net amacı ekonomiydi. Evet. Ve maişet sıkıntısıydı. Ve alana gelen de halkın ta kendisiydi. Yani daha önceki orta sınıf üstü burada halktı. Evet. Burada ve bu en önemlisi neydi? İran'da genellikle gösteriler ya Tahran'da oluyordu, Tahran'da sınırlı kalıyordu veya Tahran'dan başlayıp diğer yerlere, büyük kentlere gidiyordu. Ama Kasım'dan sonraki gösterilere bakıldığı zaman, Kasım'dan sonraki gösteriler önce Tahran'ın dışında oluyor, daha sonra Tahran'a geliyor. Ve baktığınız zaman Kasım'dan, yani bu ruhani öncesi gösteriler İran rejiminin kırmızı çizgisini gözeterek sloganlar veriliyor. Ama şu gösterilere bakıldığı zaman bütün kırmızı çizgiler aşılmış durumda. Evet. Ve en önemlisi, en çok da Hameneiye ölüm sloganı sesleniyor. Ve İran İslam Cumhuriyeti'nin gitmesini, yeni bir rejimin kurulmasını dillendiren sloganlar görüyoruz orada. Ve en önemlisi, diğer gösterilerden farklı olarak, mesela 2009 Yeşil Hareketi gösterisinde, evet, belli bir protesto vardı ama o gösterinin en önemli gücü reformcular. Ve doğal olarak reformcular en azından bir umut olarak, ama bütün bu gösterilerde, bu son gösterilerde şöyle bir cümle kullanılıyor, slogan veriliyor: ne ıslah talep, ne usul gera, tamam şöyle macera. Diyorlar ki ne usul gera, ne reformcu, bitti bu macera. Evet. Yani gelinen noktada ne muhafazakarları istiyorlar, evet, ne reformcuları. Böyle bir noktaya gelinmiş durumda. Ve baktığımız zaman da buradaki yıkım da daha fazla. Yani düşünün, mesela 2009 Yeşil Hareketi gösterileri 6 ay 9 ay kadar sürdü. Ölüm sayısı daha düşüktü ama düşün, Kasım gösterisi 4 gün ve 5 gün gösteri oldu ama 1500'den fazla adam öldü. Evet. Yani bu anlamda da baktığımız zaman, çünkü gösterilerin geldiği nokta şu anda İran rejiminin
vakasını açık şekilde ilgilendirebilecek bir noktaya geldiği net olarak açık. Bunu kendileri de söylüyorlar. Kendi yetkililer de bunu söylüyorlar. Yani bu gösteriler önceki gösterilere benzemiyor. Hatta reformcuların bazıları diyor ki bizi bitirdiğiniz için şimdi bunlarla karşı karşıyasınız. Eğer reformcuları bitirmeseydiniz, reformcular olarak sunsaydınız gösterilerin rengi ve şekli bu noktaya gelmezdi deniliyor. Ve bu anlamda bakınız mesela Seçkin Hocam başka daha önce İran siyasi ortamı bir yönüyle de bölünmüş bir ortam. Yani şöyle diyelim, şu anda İran'daki, Tahran'daki demokrasi isyan güçler Tebriz'de, ne bileyim Tebriz'deki Türkler açısından veya ne bileyim Huzistan'daki Araplar açısından pek fazla bir umut ve heyecan oluşturmuyor. Çünkü şu anda Tebriz'in isteğiyle, Ahvaz'ın isteğiyle, Tahran'daki demokratik güçler isteği arasında ciddi bir çelişki var. Ciddi bir farklılık var. O nedenle Tahran'da gösteri olan da Tebriz sessiz kalıyor. Tebriz'de gösteri olan da Tahran sessiz kalıyor. Ahvaz'da gösteri olduğunda Tahran sessiz kalıyor. Tahran'da gösteri olduğunda orada sessiz kalıyor. Ama önemli olan tablo şudur. Bu Kasım gösterileri bu dengeyi de alt etti. Yani daha önceki istekler siyasal olduğu için, siyasal istekte farklılık olduğu için gösteriler belli bir bölgede sınırlı kalıyor. Ama şu anda ekonomi isteği merkezde olduğu için, halk olduğu için, halkın kendisi alana girdiği için bu gösteriler Ahvaz'da da gözükebilir, Tebriz'de de gözükebilir, Tahran'da gözükebilir. Yani İran'daki muhalefeti bütünleştirebilecek bir ortama doğru geliyor. Yani ve bu anlamda da sorunu da en önemli belki de yıkıcı ve o rejim açısından yıkıcı ve yakıcı hale getirebilen bir neden de budur. Ve bu anlamda da baktığınız zaman da evet net bir istek var. 1979'dan günümüze kadar vaade edilip de yerine getirilmeyen binlerce talep var ve beklenti var. Yani İran toplumu net olarak şunu söylüyor. Nereye kadar bir kriz toplumu olarak devam edeceğiz? Nereye kadar hep kriz var, hep beklentilerimizi erteleyelim? Nereye kadar ekonomimiz iyileşmeyecek? Nereye kadar siyasal anlamda beklentilerimiz, dışarıda krizimiz var, ertelenecek? Nereye kadar hep anormal, normal olmayan bir süreci yaşayacağız? Yani toplum olarak normal bir süreci yaşamak istiyoruz. Devrimin ve o devrimin yarattığı o sürekli krizi, sürekli krizin içinde yaşama, anomalinin içinde yaşamadan ciddi bir yorgunluk var. Evet. Önümüzü görmek istiyoruz. Normal bir süreç, normal bir düzende yaşamak istiyoruz. Kuralların belli olduğu, bugünden yarından öngörülebileceği ekonomiden siyasete. Yani bakınız en önemli sorun budur. En önemli sorun budur ve İran toplumunun psikolojik olarak dalgalanmasını da, psikolojik olarak öngörülmez olmasının da nedenini sağlayan biraz önceki söylediğim o psikolojidir. Evet. Yani o sosyal psikoloji. Sürekli bir anomalinin içerisinde, sürekli bir krizin içerisinde normun olabileceği bir sürecin dışında yaşayan. Hep dışarıda bir savaş hali var. Hep ülke bugün yarın bombalanacak diye bir hali var. Ve bu 40 yıldan fazladır devam ediyor. Ve ülke hep bu krizin içerisinde yaşıyor. Çocuklar da büyükler de hep bu ruh haliyle yaşıyor. Evet. Bugün ne olacak, yarın ne olacak? Amerika ile ilişkimiz nereye gidecek? İsrail ile ilişkimiz nereye gidecek? Bu sürekli savaş halinin pompalanması ne zaman bitecek? Evet. Yani en önemli sorun budur. Ya ben ve bu bir toplumun bugünden yarını öngöremeyeceği çok travmatik bir şeye sürüklüyor. Ve toplumdaki son dönemdeki temel şey de budur. Mesela ruhani geliyor, söz veriyor, yerine getiremiyor. Çünkü en önemli problem budur. Yani Cumhurbaşkanı mıdır? Söz
verdi mi? Neden yerine getiremedi? Yerine getiremiyorsa neden Cumhurbaşkanı oldu? Yani bu anlamda toplum bu öngörülmezliği, sürekli kriz hali, bu anomaliyi, bunu aşmak daha normal, öngörülebilir bir süreç. Çünkü şunu net olarak görüyor. Yani bakınız Seçkin Hanım, devrim hali, kriz hali belki seçkinler için, idealistler için, belli bir ülkeleri, idealleri olan için, evet, onların fakir olmaları, yoksul kalmaları şey olabilir. Mesela biz Sovyetler Birliği ile ilgili okuyoruz, görüyoruz. Mesela Lenin ve o kadro öyle o kadar çalışıyorlar ki açlıktan ve yorgunluktan bitkin düşüyorlar. Ama bu bir devrimci kadro için kabullenilebilir, yaşanabilir hayattır. Ama halk uzun süre bir devrimcinin yaşayabileceği bir hayatı yaşamak istemiyor. Ben, evet. Bütün devrimcilerle toplum arasındaki en önemli sorun budur. Devrimci kendi ideallerini ve ülkelerini toplumu da yaşamaya zorluyor. Ama toplum ülkeleri bu idealleri yaşamak zorunda kendini hissetmiyor. Ve bu nedenden dolayı sürekli kriz, sürekli anomali. Anomaliyi bir devrimci kadro yaşayabilir, kabullenebilir. Belki zaten hayatı onunla özdeş. Ama toplum bunu şey yapmıyor. Toplum bunun sonunda, son kertesinde soframa ne girecek? Çocuğumu okutabilecek miyim? Bugün de yarınla ilgili güvenlik duyabilecek miyim? Temel problem budur zaten. Yani temel problem devrimcilerle toplum arasındaki o krizdir. Bu yani. Sovyetler Birliği'nde de yaşandı. İran'da da bu yaşanıyor. Yani devrimciler ama en önemli problem bu ki toplumu fakir, toplumu yoksul, toplumu devrimci ruh halinde yaşatan liderler kendileri belli bir süre sonra kendi söyledikleri aleyhinde bir yaşam sürüyorlar. Bugün İran'a baktığınız zaman en büyük zenginler toplumun devrimci bir ruh haliyle yaşamasını isteyenler. Tabii. Mesela ya en basitinden Hamane'ye bakabiliriz zaten. Evet, mesela en önemlisi Seçkin Hocam, mesela her cuma namazı her yerde Amerika'ya ölüm serüveni sesleniyor. Ama bugün İran yetkililerin birçoğu çiftli vatandaşlığı. Tabii. Birçoğu Amerika vatandaşıdır, aynı zamanda birçoğunun evladı Amerika'da. Evet. Toplum da bunu soruyor. Evet. Söylüyor. Bu anlamda böyle bir geniş anlamda bir sorgulama, sorun ekonomiden siyasete, oradan kültüre, kültürden toplum yaşam alanına dönük geniş beklentiler, talepler var ve bu da karşılanmadığı için sürekli protesto şeklinde sokağa yansıyor. Evet. Çok güzel özetlediniz. Bana soracak soru bırakmadınız Arif Bey. bu anlamda aslında bana çok klişe, son bir dakika vaktimiz, bir iki dakika vaktimiz var ama çok klişe sorulur hep. Ben de aynı klişeyle yayını noktalamak istiyorum. İran'da sizce bu söylediğiniz konjonktürde bir devrim yakın zamanda, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde olur mu? Bekliyor musunuz? Ben şöyle bir şey söyleyeyim. İran bu haliyle uzun süre devam etmesi mümkün değil. Yani İran ya dış politikada ya iç politikada köklü bir değişime gitme zorunluluğu var. Yani şu anda İran rejimi bu haliyle sürdürülmesi mümkün değil. Evet. Yani bunu söyleye ama devrim olur mu olmaz mı? Çünkü İran'da şöyle bir şey söylenir, siz de bilirsiniz Seçkin Hocam. Hava durumunun dışında hiçbir öngörüde bulunamazsınız. Yani çünkü her öngörüde büyük bir risktir. Ama net olarak şunu söyleyebilirim ki İran İslam Cumhuriyeti iç ve dış politikada bu haliyle uzun süre yürüyemez. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben gerçekten gölgede kaldığını düşündüğüm önemli konu başlıklarına dair sizin ağzınızdan bizzat bu konunun uzmanı, alanın çok derin çalışan bir araştırmacısı olarak çok derinlikli, nitelikli bilgilendirmelerle izleyicilerimizi de donattığınızı düşünüyorum. Bir de aynı zamanda programın sonunda sizin derginiz Mağduniyet'ten de bahsederek kapatmak isterim. Çünkü ilk dergi çıktığında ve siz bana gönderdiğinizde o yaşadığım mutluluk anını şöyle ifade etmek istiyorum. Ben 2007'de, yani 13 seneyi geçmiş, akademik anlamda İran çalışmaya başladığımda Türkçe'de doğru düzgün kaynak yoktu.
genelde hep işte İngilizce, Farsça kaynaklar üzerinden araştırmalarımı yürüttüm. Doktora tezinde de gittiğimde İran'a Farsçadan İngilizce'ye çevrilmiş kaynaklar üzerinde karşılaştırmalı çalışma yapmak zorunda kalmıştım. Tabii ki bu genelde akademide bizim karşılaştığımız bir durum ama insan yine de Türkçe okumayı istiyordu. Sizin dergiyle birlikte, Mağduniyet'le birlikte çok nitelikli akademik düzeyde içeriği İran'a dair iç siyasette de dış siyasette de aydınlatacak makaleleri okuyoruz. Sanırım dördüncüsü çıkmak üzere. Doğrudur yani, dördüncüsü şu anda baskıda. Tebrik ediyorum. Mağduniyet'in başarılarının devamını diliyorum. Ve hem izleyiciler hem de okuyucular için, özellikle Türkiye'de bu konuya ilgi duyan kişiler için çok iyi bir iş yapıyorsunuz. Ne olur bırakmayın. Bu kaynağa gerçekten ihtiyaç vardı. Çok sağ olun. Sizin gibi değerli bir hocadan bu cümleleri estağfurullah duymak onur verici. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bu bağlamda dergiyle bağlantıyı, yani dergiyi edinme ile ilgili konuda bağlantıya geçmek isteyen izleyiciler için de Arif Hoca'yı takip edin. Zaten sosyal medya hesaplarından Mağduniyet'in yeni sayısı çıktığında mutlaka duyurusunu yapıyor. Ben çok teşekkür ediyorum. Birazcık soğuk algınlığına rağmen kırmadınız bizi, yayına katıldınız Ankara'dan. Çok da önemli konu başlıklarını değerlendirdik. İlerleyen dönemde yine alevlenirse gündem, sizi yine konuk alalım, sözünü şimdiden almak isterim ben. Memnuniyetle. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ağzınıza sağlık, gönlünüze sağlık. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu hafta Doktor Savant ile Gölgede Kalanlar'da Ankara'dan canlı bağlantımız vardı. Orta Doğu uzmanı, İran konularında çok derin araştırmaları olan Arif Keskin'i ağırladık ve İran'da hep konuşulanlardan çok çok farklı konu başlıklarına değindik. Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin anlamındaki, arkasındaki sembolik anlamdan tutun da İran'daki toplumun tepki veriş şekillerindeki değişime kadar. Yayının son dakikalarını açanlar için Kanal İzmir TV'nin YouTube sayfasından bu yayını mutlaka izlemenizi salık veririm. Çok önemli konu başlıklarını irdeledik. Haftaya bir başka gölgede kalan konu başlığında konunun uzmanıyla yine burada olacağım. Görüşmek üzere, hoşça kalın.